Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okulunun AYT geometri testini çözmeye devam ediyoruz. Konumuz dik üçgen. Test numaramız 3 arkadaşlar. 7. sorumuzla devam ediyoruz. ABC bir dik üçgenmiş. AB diktir BC verilmiş. AK diktir BK. AB eşit BC. Şu iki kenar birbirine eş olarak verilmiş. AK 3 kokon Kök 10 birim. BK kök 10 birim olarak verilmiş. Buna göre KC'nin kaç birim olduğu sorulmakta. Şimdi şu kenarın karşısındaki açı bakın 90 derece. Bu kenarda bakın eşit olarak verilmiş. O zaman bakın ne yapabilirim? Burası 90 dereceyse bakın ben şuraya A açısı diyecek olursam şu 90'ı tamamlayacak olan açıda B olmalı. Burası B olursa şurası A olmalı. Bakın buradan bir benzerlik yakalamaya çalışabilirim. Madem bu kenarlar eşitmiş. Şunu şöyle bakın uzatıyorum. Uzattım. Bakın buradan böyle bir dik üçgen elde edeceğim. Bakın bu dik kenarın karşısı ile şu dik kenarın karşısı bakın eşmiş. Demek ki şu çizmiş olduğum dik üçgenle şu dik üçgen arkadaşlar eş üçgen olmuş oldular. Şimdi buradan ne yapabilirim? Burası dikse burası A ise o zaman şu açı B açısı olmalı. Ki bakın şu iki üçgeni bir iki üçgeni birbirine benzetmiş olalım. O zaman ee, bakalım A'nın karşısı bakın kök 10 birimmiş. Buradaki A'nın karşısı da bakın şurası arkadaşlar kök 10 birim olmalı. 90'ın karşısıyla bakın 90'ın karşısı eşitse o zaman B'nin karşısı bakın 3 kök olmuş Burada B'nin karşısı bakın şurasının tamamı üç kök olması için burası iki kök 10 olarak bulunur. Bakın şurada bir tane daha minnacık dikiş oluşturdum arkadaşlar. Bir kenara 2 kök 10. Bir kenara kök 10 ve bize sorulan x kenarı hipotenüs olmuş oldu. O zaman 2 kök 10'un karesi artı kök 10'un karesi eşit olmalı. Bize sorulan x'in karesine buradan 4 çarpı 10 40 e, artı 10 kök 10'un karesi 10 yapar. x kare ise 50 eşittir x kareden bu da 25 çarpı 2 olarak ayırabiliriz x kareyi. Kare köklerini alacak olursak ne yapar? Bu 5 olur. Kök 2 olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz ABC yine bir dik üçgenmiş. AB diktir BC, ED diktir BD, AD eşittir DC eşitliği de verilmiş ve E 25 birim E 15 birim olarak verilmiş. Buna göre BC'nin kaç birim olduğu sorulmakta arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Bakın şurası yine 90 derecelik bir açı. Şurada bakın 90 derecelik bir açı. O zaman bakın ben e, şu kenarla şu kenar eşitse 90'dan bakın buraya inen dikme eğer kenar iki eşit parçaya ayırıyorsa bu kenarda ne olur arkadaşlar? Onlara eşit olur. Muhteşem üçlü oluşur. Dolayısıyla bakın şu kenar, şu kenar, şu kenar eşit olduğuna göre şu açıya ben B dersem burası da bakın B olur arkadaşlar. Burası da A olsun. A artı B 90 olsun bakın. Madem burası 90, burası A. O zaman buraya da yine B açısı kalmış olur. Madem şurası ile şurası eş kenarlar. Bu açıya ben A demişsem şuradaki minnacık açıdan ne olur arkadaşlar? Yine A olmuş olur. Bakın buradan bir benzerlik çıkartabiliriz. Ne yapalım? Şu x'e ulaşmak için şu büyük dik üçgene odaklanalım. Bakın şu büyük dik üçgene odaklanıyoruz. ve şu küçük minnacık dik üçgene odaklanıyoruz arkadaşlar. 90'ın karşısı burada bakın neymiş? 25 birim. 90'ın karşısı 25. Sonra şurada bakın 90'ın karşısı nasıl bulabiliriz? Burası 15 25 dik üçgen olduğuna göre bakın burası 20'dir arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeninden bakın buraya 20 bulduk. Madem burası 20, buralar bakın 20, 20 olabilir. O zaman bakın 90'ın karşısını buradan 40 olarak bulduk. Yani burada 90'ın karşısına biz 25 demiştik. Burada ise bakın 90'ın karşısı 40 oldu. Eşit olmalı ne arkadaşlar? Bakın burada A açısının karşısı X oluyor. Burada A açısının karşısı kaç oluyor? 15 oluyor. O zaman 15 bölü A açısının karşısında da X. Bunları taraf tarafa işlem yapacak olursak bunu 5'e bölelim. 5 beş kalır. 5'e bölelim. 8 kalır. 15'i 5'e bölelim. Burası 3 kalır. X eşittir. 3 çarpı 8 24 olarak bulunur arkadaşlar. Cevap C olarak bulunmuş olur. 9. sorumuza geçiyorum. ABC bir dik üçgen diyor. BA diktir. AC de eşittir BC verilmiş, AD eşittir BD, AD eşittir BD demiş ve BE'nin 11 birim, DE'nin 6 birim olduğu verilmiş. Buna göre EC'nin kaç birim olduğu sorulmakta. Bakın, bak şurada bir dik kenar var, dik üçgen var. Şuradaki bakın kenarla şu kenar eşitmiş arkadaşlar. Buradan e, Pisagor'dan 16, şu karşısını nasıl buluruz? 6'nın karesi 36 artı 10'un karesi 100. Demek ki burası 136'nın arkadaşlar kareköküdür. Karekökü 136 ise ne yapar bu? E, 34 çarpı 4 olarak yazabilir miyiz? Evet 140 yapar. 136 evet yapıyor. O zaman bunun karekökünü alacağız. 2 kök 34 burası bulunur. E burası da eşitmiş zaten bunları bulduk. Şimdi ne yapabiliriz? Benzerlik uygulayabiliriz. Nasıl yapacağız? Şuraya A açısı diyecek olursak. Bakın şurası da B açısı olsun. Bakın bu B ile 90'ın ve A'nın toplamı 180 ise. Burada 90 var, B var. O zaman burası da bakın ne oldu mecburen A açısı oldu. İşte şu büyük dik üçgenle küçük dik üçgene bakın ne yap ne yapacağız? Birbirine benzerlik kuralına göre uygulayacağız arkadaşlar. Ne yapalım o zaman? 90'ın karşısı bakın şu küçük üçgende dik üçgende 2 kök 34'müş. Büyük üçgende ise bakın 10 artı x'miş. 10 artı x'miş. Eşit olmalı. Eşit olmalı neye acaba? Burada a'nın karşısı bakın 10. a'nın karşısı 10. Burada a'nın karşısı 4 kök 2 artı 2 kök 34 artı 2 kök 34 arkadaşlar. 4 kök 34 olarak bulunur. Bunları taraf tarafa yine çarpalım. 2 çarpı 4 8. 8 çarpı 34 yapıyor. 8 çarpı 34 eşit olmalı. 10 ile 10 artı x'i çarpacak olursak 100 artı 10 x çıktı. 8 çarpı 34 yapacak olursak 32'nin ikisi 3 var. 24, 27, 272 eşittir. 100 artı 10 x. Yüzü bu tarafa alalım. Eksi olarak 172 eşittir. 10 xten x eşittir. 17.2 sonucuna bizi götürmüş olur arkadaşlar. Yani cevap e olarak bulunmuş oldu. Devam ediyorum. 10. soruya geçeceğiz. 10. soru diyor ki ABC bir dik üçgenmiş. AB diktir BC'ymiş. BD diktir EC'ymiş. BA açısı 45 derece ise AE 5 birimse, EBD 15 birimse, CD'nin ED'den farkının kaç olduğu sorulmuş arkadaşlar. Bakın burası 90, burası 45 ise mecburen şuraya 45 derece kalır. O zaman bakın şu kenarla bu kenar ikiz kenar çıktı. 20 ise burası da ne olur? 20 olur arkadaşlar. Madem burası 20, burası 15, ee, bakın buradan da dikten dikilmiş arkadaşlar öklit'i uygulayabiliriz. Ben şuranın tamamını bakın burası eğer 15 ise burası 20 ise buranın da bakın tamamını 3 4 5 3 çarpı 5 4 çarpı 5 5 çarpı 5'ten bakın 25 olarak bulurum. Madem buranın tamamı şuranın tamamı 25 arkadaşlar ben şu kenara cd kenarına a dersem şu ed kenarı da 25 eksi a olmuş olur. Şimdi bakın şu kenarın karesi yani 20'nin karesi eşit olmalı. A çarpı tamamıydı. A çarpı yani 25'e eşit olmalı. O zaman burası 400 yapar. Bölü 25 yapacak olursak ne yapar burası da? Bir kere 25. 25, 35, 40, 15 arttı. 150 de 25. 6 defa. 6 kere 5 30. 3 arttı. 12 15 sıfırlanmış oldu. 16 Demek ki arkadaşlar buradan A ne çıkıyor? 16 çıkıyor. A 16 ise. Şurası 16 ise. Şuraya kaç kalır? 9 kalır. 16 artı 9 25 yapar. Bize bunun farkını sormuş. 16 eksi 9'u bulacak olursak bu da bize 7 sonucunu ne yapar? Vermiş olur. 11. sorumuza bakacak olursak ABC bir dik üçgenmiş. BA diktir AC diyor. AH diktir BC diyor. DH 8 birimmiş. HC 3 birimmiş. Buna göre BH X kaç birim diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada yine Öklit'i uygulayabiliriz. Bakın şurası 8 verilmiş. Bakın bunu ne yapıyorum? Şuradan bakın şöyle bir dik çiziyorum. Dikten diki indirdim. Şurası bakın ne oldu? Dik olunca paralel oldu. Burası 8 oldu. Burası bakın 3. Şurası bilinmeyen. Burası 8. Buranın karesi 3'ün karesi neydi? 9 eşittir. A çarpı tamamı. Yani A çarpı 8 artı A oluyor. Buradan A'yı ben 1 bulurum. 1 çarpı 9 olacak çünkü. A 1 ise bakın burası 1 Şimdi şu x'i bulmak için ne yapacağım? Bu sefer burada bakın diklik var. Gördünüz Bakın bir de burada öklü uyguluyorum. Buranın karesi yani 9'un karesi eşit olmalı. 3 çarpı bunun tamamı yani 3 artı x'e eşit olmalı. Burası 9'un karesi 9 çarpı 9 diyebiliriz. Hatta bunda 3 çarpı 3 yapalım. Eşittir 3 çarpı 3 artı x. Buradan 3'ler götürsün. Burası 27 kaldı. Buranın 27 olması için x'e 24 kalır arkadaşlar. Cevap e olarak bulunmuş olur. 12. ve son sorumuza bakacak olursak diyor ki sorumuz A noktasında bulunan karınca birbirine dik olan mavi çizgiler boyunca yürüyerek E'ye gelmiş. A B diktir B C, B C diktir C D, diktir D e verilmiş. A B eşittir B C, üçer bakın birim olarak verilmiş D E'ye. E noktasındaki uğur böceği kırmızı çizginin üstünden yürüyerek bakın ne yapacakmış şu A noktasına gelecekmiş. Karınca uğur böceğinden 4 birim fazla yürüyormuş. Buna göre CD uzunluğunu mu sormuş bakalım. CD uzunluğu evet kaç birim diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şurayı soruyor ne kadar olduğunu. Şimdi bakın şunu şöyle uzatıyorum yine. Dikdörtgen oldu. Bu A aynen buraya gelmiş oldu. Bizim pardon karıncamız bakın şuralardan yürüyecek. 1, 2, 3, 4 nolu yolu geçecek. Yani 3, 6, 9 artı A'lık yolu yürüyecek. Ve varışa varacak. E'ye varacak arkadaşlar. Uğur böceği ise bakın buradan şuraya gelecek. Peki ne diyor başka? Karıncamız uğur böceğinden 4 birim fazla yürümüş. Hmm, o zaman bu yol e, şuna eşit ama 4 birim fazla olarak. O zaman buradan eksi 4 yapacak olursam ne olur bu arkadaşlar? Bizim uğur böceğinin yoluna eşit olur. Yani 5A, 5 artı A yolu uğur böceğinin şu yoluna eşit olmalı. Peki bu yolu nasıl buluruz? Şuranın, bakın burası 90 oldu artık. Karesi şurası da bakın 3, buraya 3 olarak gelir. Buranın karesi buranın karesine eşit olmalı. Yani 3 artı A'nın karesi artı, şurası 6 oldu. 6'nın karesi eşittir. 5 artı a bulmuştuk orayı da onun karesini eşit olmalı. Buradan 3 artı a'nın karesini alacak olursak 9 artı 3a, 3a 6a, 9 artı 6a artı a kare. Artı bir de burada 36 var, 36 eşit olmalı. 5 artı a'nın karesini şöyle alalım, 25 artı 5a, 5a 10a, 25 artı 10a artı A kare olur. A kareler götürür. 36 artı 9 burada 45 kalır. Yani 45 artı 6 A eşittir. Şu tarafa geçelim. 25 artı 10 A ya. O zaman 25'i bu tarafa aldım. Burası 20 oldu. 45 eksi 25'ten bu da eksi 6 olarak buraya geçti. 10 eksi 6'dan 4 A kaldı. O zaman A 20 bölü 4'ten arkadaşlar 5 olarak bulunmuş oldu. Zaten bize de bunu soruyordu. Sorumuz C'deyi soruyordu. Cevap A şıkkı olarak bulunmuş oldu. Evet bu şekilde sorularımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.